Peki seyircilerimizin evlenme teklifleriyle ilgili bir iki bir şeyi vardı. Onları hemen buradan söyleyeyim. Nasıl evlenme teklif edersiniz? Çünkü Rabia Erol Tokat telefonda mısınız hala? 10 numaraydı. Evet. Evet tamam. Wow. Evet. Nasıl evlenme teklif edersiniz? Ahmet demiş ki koltukta uyuyakaldığımda... Ha güzel. Koltukta uyuyakaldığımda hadi kalk yatağa... Hadi kalk yatağa yat diyenim olur musun? Evet bir tanesi bu. Bir tanesi devletten 2B kapsamında 49 yıllığına 1000 dönüm orman hazine arazisi kiraladığımı ve kız arkadaşlarıma onunla geçirdiğim her bir gün için bir ağaç diktiğimi kız arkadaşıma ve dikeceğimi söyler ve ona ben bu ormanın Tarzan'ıyım, sen de Jane'i olur musun diye sorardı. Bir dakika, devamı daha güzel. Not, kız arkadaşınız hayır mı dedi, hiç üzülmeyin. İleriye dönük bir yatırımdır. Ve dikilen her bir dönüm fidan için 200-300 TL hibe verilmektedir. Ayrıca ceviz ağacı diktiğinizi varsayarsak 7-8 yıl sonra dönüm başı 1000 kilo ceviz demektir demiş Ali. Tebrik ediyoruz Ali. Hesabı da yap güzel. Bu kafaları seviyorum. Tüplü dalış programı ayarlardım. Dalışa geçmeden önce suyun altında ona işaret diliyle evlenme teklif ederdim. Dalışa geçer, cevap vermesi gerektiğini, vermezse ağzındaki şeyi çıkartıp evlenecek misin dermiş. Cevap vermezse o açık kalacak, yani nefes alamayacak. Bunu yaparken iki şeye önem vermeliyim. Bir, kız aptal olmamalı. Öyle bilir gerçekten de. İkincisi sevgisinden memnun olmalı demiş Ömer. Evlenme teklifi. Abi o kadar sapım ki kız olduğum halde bu soruyu cevaplayamıyorum demiş. Al şu yüzüğü yarın gel işe başla demiş. Öyle... Büyük bir çam devirmeye gerek yok. Sevdiğinin gözlerinin ta derinine bakıp sen benim yarımsın, öyle sen benim yarımmışsın öyle dedim martılar. Bir lokma simidi bile benimle ömür boyu paylaşır mısın demiş. Aa bu güzel. Madem ikimiz de tavana bakıyoruz, bu neden aynı tavan olmasın demiş. Çok güzel ya. Bak ben tek maaşla ne araba ne ev alabiliyorum. Gel beraber duble maaşla her haltı yiyelim demiş. Evet. Beraber cimbomun maçına gidelim. Giderim. Bir anda ortadan kaybolsun. Bu kız yazıyor Emine. Sonra maç dursun. Tüm maç dursun. Tüm futbolcular kenara çekilsin. Bu adamı zaten bulurlarsa stada alırlar. Niye evlensin bu? Statta bir tane de helikopter insin. Ardından Melo pankart açarak paraşütle aşağı atlasın. Tüm ışıklar bana doğrulsun. Ve sporcular ve taraftarlar arkadan fon müziği olarak marşlara eşlik etsin. Son olarak da Fatih Terim kemençe çalarak ortamı hazırlasın. Fatih Terim kemençe çalarak. Allah hayale bak. Evimize gelen faturaya benimle oha der misin? Güzel, evet. Bu da güzel. En son bunu okuyayım. Bu güzelmiş. Aa, bu ikisi güzel, evet. Bir tanesi Sude Şeker... Bir tanesi karım olmana karar verdim demiş bir tanesi. Bir tanesi de vallahi abi bizde o işler görücü usulü hayali babamda demiş. Evet. Teşekkür ediyoruz. Line'dan gelenler de varmış. Hadi bir de line'a bakalım şöyle. Kapattık line'ı. Evet. Evlilik teklifi edecek romantik nerede? Adam çiçekçiyi görüyor da arabanın camını kapatıyor. Alt tarafı 5 lira demiş. Olursa böyle bir baba yiğit denizin üzerinde hamsiyle benimle evlenir misin yazmasını isterdim. Öyle antin kuntin şeylere gerek yok. Babamları yollarım gider isterler demiş bir arkadaş da. Oo neler var. Evet peki teşekkür ederiz bunlara. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.